Hayırlı geceler arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu gece sizlere başlayacağım tülbentin yemenisini, oyasını göstereceğim inşallah. Daha önceden bunun videosu değişik renklerde yaptım ve kanalda var. Fakat sanırım sessiz video olarak var. Bunu bu gece yapımını sıfırdan yapmaya çalışayım, göstermeye çalışayım sizlere. Hemen görmüş olduğunuz gibi elimde mavi bir tülbentim var. Bunu bu taraftan zürafasını yaptım. Çok sıkı gittim bunu. Çünkü o şekilde istedim. Alttan istediğim kadar zürafa atlayabileceğim. Ve onun için gerçekten çok sıkı görmüş olduğunuz gibi. Hemen ön kısmını çeviriyorum. Yani arka kısmına modeli başlayacağım. Onun için ben bunu çevirdim. Arka kısmını ve hemen buradan başlamak istiyorum. Tekniğimiz alt kısmını sinek kanadı denilen tekniğimizle yapacağız. İpimizi hemen buradan ekledik. İki sefer iğnemize dolayarak. Ve buraya bir tane küçük zürafa yapacağım. Hatta küçük pırpır yapacağım. Zürafa demeyelim de. Evet. Bu şekilde hemen pırpırımızın üstüne. Aslında iki sefer dolamanıza gerek yok ama ben diğer videolarda da söyledim. İki sefer doladığım yerler var. Tek sefer doladığım yerler var. Evet, şimdi bir tanesini yaptık sinek kanadımızın. Diğer tarafını da yapalım. Bakın bu şekilde. Sanırım iki sefer dolayacağım çünkü iki sefer doladım. Alttan üç tane atlıyorum. İlerleyen zamanlarda 4 tane de atlayabilirim çünkü çok sıkı gittim. Ama şu an 3 tane alttan atlamak istiyorum. Hemen bakın bu şekilde geliyoruz. Alttan tekrar iğneme dolayıp bir üste çıktım. Hemen buraya da iki tane kanat yapacağım. Bu şekilde. İki sefer dolayacağım arkadaşlar. Çünkü iki sefer dolamak istiyorum iğnemi. Çift düğüm olacak. Buraya da iki tane sinek kanadımızı yaptıktan sonra tekrar aşağı ineceğim. Evet. Bakın hemen aşağıya iniyorum. Tekrar hemen bu dipte bir tane başlamak istiyorum. Tekrar alttan kaç tane atlayayım? Tekrar 3 tane atlamak istiyorum. Çünkü 3 tane atlarsam ideal olacak. Onu tahmin ediyorum şu anda. Eğer çok sıkı gelirse 4 tane de atlayabilirim. Alttan 4 tane zürafa da atlayabilirim. Ama şimdilik 3 tane yeterli. En alt kısmı bu şekilde gidecek arkadaşlar.
Evet. Bakın iki tane yaptım bile. Şimdi bir iki tane daha yaptıktan sonra diğer kısımları yapacağım ve göstereceğim sizlere. Tekrar 3 tane atlıyorum alttan. Bakın. Evet. Yukarı çıkarken düğümünüzü biraz sol tarafa gelecek şekilde yapın ki burada 2 tane sinek kanadı tekniği yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar bakın. Bir iki tane daha yaptıktan sonra diğer kısımlarına geçeceğim. Daha önceden diğer iğnelerimi ipleri taktım. Hemen bunun ipi bitmeden ben burada bırakacağım bunu. Hemen diğer aşamalarına geçeceğim. Şimdi diğer kısma geçersem modeli tam olarak göstermiş olacağım sizlere. Şimdi şurada ben bunu noktalamak istiyorum. Orada bırakacaktım ama fakat böyle yarım kalmasın. Yarım kalmasın. Aşağıda noktalayayım. Orada bırakayım. Bunların boyutları çok önemli. Evet. Burada bırakacağım ben bunu. Bu şekilde bırakacağım onu. Şimdi görmüş olduğunuz gibi alt kısmı bu şekilde gidecek. Şimdi bunun üstüne yuvarlak halkalar yapacağız. Fakat bu yapacağım halkalar çok önemli. Bunların boyutlarını gerçekten çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Ki en üst son kısmı doldura doldura gidecek. Ve gerçekten o dolum yerleri tam gelsin. Tam gelmesi için gerçekten bu şimdiki yapacağım yer çok iyi ayarlamam gerekiyor. Hemen şu bir
Böyle göstereyim ekleme yerini. Evet, yanlış eklemeyelim. Evet, kesinlikle. Az önce yanlış ekleyecektim onu. Buradan değil, şuradan başlayacağım. Aslında buradan da başlayabilirim. Şu şekilde şunların üstü yuvarlak olacak. Ama ben yine de şuradan başlamak istiyorum. İyice iki dümle düğümünüzü sıkıca atın. Şimdi şu halkalar, bunu kendiniz hani bir yemeği yaparken tuzunu nasıl ayarlıyorsunuz? Bunu da o şekilde. Hepsi aynı boyda olacak. Dolduğu zaman bunlar yuvarlak yuvarlak dolması için. Bakın bu ideal. Bu çember, bu yuvarlak gayet ideal. Şimdi hemen yanındakine geçiyorum. Yanındaki sinek kanadına şurayı bağlantıyı birleştiriyorum. Burayı birleştirdim. Tekrar bunun üstünü çemberi oluşturacağım. Şu baş parmağınızla burayı tutacaksınız. Bakın şu halkalar çok önemli bu modelde. Üstünü sayarak doldurmayacağım. Dolduğu kadar dolduracağım onu. Fakat bu sırası çok önemli. Şunları aynı ölçüde gitmeniz çok çok önemli. En kolay sırası bu. En ayarlamanız gereken sırada bu sıra. Bakın. Yani boyutunu tam olarak böyle hepsi aynı olacak şekilde ayarlamalısınız. Biri küçük, biri büyük olursa gerçekten modeliniz bozulur. Hemen yanındakine. Altta birinci sırada gittiğimiz sinek kanadı da önemli bunun için, ama en önemli kısmı da burası. Evet, sonuncuyu yapıyorum. Üstünün sık iğnesini de göstererek tamamlayacağım. Evet, görmüş olduğunuz gibi hemen hemen hepsi aynı boyda. Bu modeli yaparken gerçekten bu halkaları çok iyi kestirmeniz lazım ki aynı eşitlikte, aynı boyda olsun. Şimdi ben bu iğneyi bu şekilde burada bırakıyorum. Daha sonradan ben orayı devam ettireceğim. Size göstermek için en üst kısma geçiyorum ve şu köşeden doldurmaya başlayacağım. Bu arada şu ipi, şu eklenti yerini eklerken sizler de fark etmişsinizdir. Biraz ucu böyle açılmıştı. Açılmış ucudan ekleme yapmayın. Ucu düz olsun ipin. Ama ben bilerek hani o şekilde yaptım ki onu ya keserek ya da son köşeyi buraya birleştirerek eklediğim zaman hani o bölgeyi kapatabilirim diye düşündüm. Onun için ekledim, ama ekleme yerlerini kesinlikle ipinizin ucu açık olmasın. Bu ipler polyester, açılma oluyor. Maalesef oluyor. Hemen köşeden arkadaşlar doldurmaya başlıyorum. Bakın belirli bir sayı kullanmıyorum bunu doldururken. Saymaya kalksam tülbenti bitiremem sanırım. Hani çok sıkıcı olur en üst kısmı. Onun için o halkaları aynı eşitlikte, aynı boyda yaparsanız hepsi aynı olacaktır dolduracağınız zaman. Bakın şimdi birazdan göreceksiniz. Bunu dikkatlice böyle sıra sıra boşluk kalmayacak şekilde
dolduruyorum. Sona geldik. Bir tane daha şimdi buraya dolduracağım. Evet. Bakın bu şekilde doldurdum ve şu araya bir tane sık iğne yapın. Onu yapma sebebimiz bu yuvarlaklar böyle tam yuvarlak olacak şekilde döneceklerdir. Şimdi ikinciyi yapayım daha da belirgin hale gelir. Bakın elimi biraz böyle yana doğru tutuyorum ki tam dipten sıra sıra doldurayım diye. Düğümü yaparken de sıra sıra olmasına dikkat edin. Bu düğümü diğer düğümün üzerine de yanlışlıkla atabilirsiniz. O zaman şekil bozukluğu yine meydana gelir. Bir tane daha. Bu soru bana çok gelmişti. Acaba sayıyla mı dolduruyorsunuz diye. Şimdi bir tane daha kenara ben doldurmak istedim. Evet. Bir tane daha. Şu ortayı atlamıyorsunuz. Ortaya bir tane böyle sık dolgu yapın. Bu şekilde yuvarlak bir şekilde olmasını sağlayın. Hemen diğerine geçeyim. Gerçekten bu biraz zaman alıyor ama bu model bitince yapılınca çok güzel bir model. Biraz tabii sabırlı olmanız gerekiyor. Sıkı doldurduktan sonra gerçekten sıkı ve güzel olacaktır. Eğer seyrek doldurursanız yine güzel durmayacağına inanıyorum. Birçok arkadaşımız bu ince ip hani doldururken güzel dolmaz, sert durmaz gibi bir anlayış var. Aslında bu yanlış. Bakın gayet güzel. Hemen ortaya batı diğerine geçeyim. Tamamen yapımla ilgisi var. Kalıp gibi olmasının. Ya ipim açılsa da o açılan ipi yapsam da yine böyle kalıp gibi olur. İpim kendini veriyor, işte modelim gevşek duruyor diyenler var. Yapa yapa kendinizi geliştirmeye bakın. Yaptıkça tecrübeler edinin. Hani kendinizce tespit ettiğiniz bazı şeyler olacaktır.
Bakın sıkı doldurunca bu gayet güzel. Evet, şu kenara bir tane daha battım. Hemen kenara geldik. Ama modeli tam olarak sizlere göstermiş oldum. Bu Mekik'e benziyor. Tıpkı Mekik modeli gibi. Şimdi tabii üstünü doldurdum. Sert duruyor. Ama ütülendiği zaman gerçekten harika. Benim sayfamda bunun modeli var. Sanırım slide'a da koydum ben bu modeli. Hani buradan da sizlerin görebilmesi için. Arkadaşlar modelimiz bu şekilde. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Gerçekten bunu deneyin, yapın. Çok güzel bir model. Şunu da daha sonra ben bunu bu şekilde devam edeceğim. Yapacağım. Bununla inşallah bir de canlı yayın yaparız sizlerle. Şimdilik göstereceklerim bu kadar. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.